ortaya çıkan İslam'ı zulümle, baskıyla, kafa kesmekle, insan kanı dökmekle eşdeğer gören maalesef sapkın bir anlayış. İslam'la hiçbir ilgisi olmayan, İslam'ı maalesef terörle, işkenceyle eş anlamlı hale getiren ve dünyanın birçok ülkesini yaşanmaz hale getiren, dünyanın birçok yerinde Müslüman toplulukları da baskı altında alan bir anlayış. Bunları İslam'ın hiçbir ilgisi olmadığını, İslam'ın nezaketiyle Peygamber'in ortaya koymuş olduğu, bize göstermiş olduğu yolla hiçbir müşterekliği olmadığını açık bir şekilde ifade etmek lazım. Ama aynı şekilde bir tarafta İslam adına bu yanlış görüntüleri ortaya koyan, İslam'ı yanlış gösterenler olduğu gibi diğer tarafta aman ne güzel, Müslümanlık adına ortaya çıkmış bir takım yanlış adamları bulduk, topyekün bütün İslam'ı suçlayalım, bütün Müslümanları barbar, bütün Müslümanları gayrimedeni, bütün Müslümanları da terörle eş anlamlı gösterelim diyen bir takım İslamofobya odakları. Yani İslam düşmanı çevreleri. İşte ikisine karşı da uyanık olacağız. Bakmayın bunların birbirlerine düşman göründüğüne. Bakmayın bunların farklı farklı kutuplarda yer aldıklarına. Bunlar aslında aynı odaktan beslenen, aynı odağa hizmet eden ve maalesef yeryüzünde Müslümanlara karşı gelişmeleri ortaya koymuş olduğu iki odak. İşte biz cümle alemi kamu bilen bir anlayışın, yani herkesi yaratılışta eş, dinde kardeş olarak bütün Müslümanları gören bir anlayışın takipçileriyiz. Bu anlayışı çok daha fazla geliştireceğiz. Hazreti Peygamber'in ahlakını çok daha fazla özümseyerek günlük hayatımızın içerisine bunları aksettirmeye çalışacağız.